Kapalı kapılar ardında geçirdiği 7 ayın ardından sessizliğini bozan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, coşkulu taraftarlarının takip ettiği konuşmasında hem muhaliflere meydan okudu hem de diyalog çağrısında bulundu. Esad'ın konuşması uluslararası kamuoyunda hayal kırıklığı olarak değerlendirildi. İsyancıları dış destekli teröristler olarak tanımlayan Esad'ın diyalog teklifi muhalifler tarafından tepkiyle karşılandı. Hem görevde kalmak hem de muhaliflerle diyalog kurmak istediğini söylüyor. Onun gibi bir suçluyla, katille, yasalara uymayan bir adamla konuşmamızı nasıl bekler? Esad halkın düşmanlarına karşı savaştıklarını söylese de Birleşmiş Milletler verilerine göre 60 bin kişinin hayatına mal olan çatışmalar 500 binden fazla Suriyeliyi de mülteci konumuna düşürdü. Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Esad'ın dile getirdiği muhaliflerle diyalog ve referandum gibi konuları henüz çatışmaların başında kendisine teklif ettiklerini ancak kabul edilmediğini belirtti.